Değerli izleyenler, Bağımsız Yolcu programından herkese sevgiler, selamlar. Bulgaristan'ı köşe bucak gezen, Bulgaristan'ın farklı illerine, farklı köylerine, farklı etkinliklere konuk olan programdan herkese sevgiler, selamlar diyoruz tekrardan. Efendim bu hafta sizler için Bulgaristan'ın yine farklı bir köşesinden, farklı bir bölgesinden, farklı insanlarla tanışmaya geldik. Efendim bu hafta neredeyiz? Kırcaali'ye çok güzel yakın olan bir ilçemiz, fazla yakın değil aslında. Koşukavak'tayız. Koşukavak iline bağlı neredeyiz? Elmalıdere'deyiz. Efendim bugün köyün etkinliği olacak, köyün şenliği olacak. Burada da gerçekten insanlar toplaşıyor. Burada bir birlik, beraberlik oluyor. Burada da bu birliğin, beraberliğin biz de Rumeli TV olarak yansıtmaya çalışacağız. İnsanlarımızla röportajlar yapacağız. Mevlüt olacak sizde. Oradan da detay çekimler yapacağız. Ardından bakalım burada da kimler gelecek, nasıl misafirler olacak. Biliyoruz ki Türkiye'den, Bursa'dan, İzmir'den, İstanbul'dan gelen insanlarımız var. Köylerini seviyorlar. Buradan onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Köylerini unutmuyorlar. Ben de memleket hasreti olduğu için, ben de memleketimi sevdiğim için zaten bu programı yapıyorum. Size çok teşekkür ediyorum Elmalıdereliler. Bizi davet ettiğiniz için biz de Rumeli TV olarak bu etkinliğe katılım sağladık. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz bir daha. Efendim her anonsumda söylediğim gibi küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kamerada Emre Halil, sunumda ben Cenk Seyfi. Sizler için Bulgaristan'ı köşe bucak gezmeye, tanıtmaya, buradaki insanlarımızla tanıştırmaya devam ediyoruz. Efendim ekranlardan sakın ayrılmıyorsunuz. Şimdi Elmalıdere'ye doğru devam ediyoruz. Buradaki insanlarla tanışmaya devam ediyoruz. Bağımsız Yolcu başlıyor. Sakın bizlerden ayrılmayın. Değerli izleyenler, bizler Rumeli Televizyon ekranlarında sizlerle beraber Bağımsız Yolcu programıyla Bulgaristan'da bulunan köylerimizi, etkinliklerimizi, il ve ilçelerimizi sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi biraz önce tabelamızın açılışını yaptık. Güzel bir türküyle, Rumeli türküsüyle Elmalıdere'nin bazı yerlerini gezdik. Daha gezeceğiz. Programımız henüz yeni başladı. O yüzden diyoruz bizlerden sakın ayrılmıyorsunuz diye. Yanımızda şu anda Mehmet Mustafa, Elmalıdere köy muhtarımız var. Ben Mehmet abi demek istiyorum. Çünkü daha önce de Koşukavak'ta yaptığımız çekimlerde kendisiyle tanıştık. Çok samimi birisi gerçekten. Elmalıdere içinde elinden geldiğini yapıyor. Geceler 2-3'ten beri burada insan. Gerçekten baya kalabalıkmış. Öyle duyduk biz. Hazırlıklar için baya insan varmış. O da orada oluyor. Oradaki insanlara gerek manevi desteğiyle de destek oluyor. İlk önce Mehmet Muhtarım, sizi tanıyalım. Biraz kendinizden bahsedin. İsmim Mehmet Mustafa. Birinci dönem muhtarıyım. İnşallah ikinci dönem olur diyelim. Halktan da desteklerini bekliyoruz. Köyünüz hakkında kısa bir bilgi alalım. Köyün ismini nereden alıyor? Köy bu tarihe kadar ki sadece Türkler mi yaşıyor? Onlardan kısaca bir bahsedelim. Şimdi efendim bizim Rodop Dağları'nın eteğinde bir şirin bir köyümüz. 1600'lü yıllarına dayanan bir tarihimiz var. Net bir kanıt yazım şeklinde yok ama rivayete göre yaşlılardan duyduğumuz budur. İsmiyle ilgili Elmalıdere kalmasının sebebi bol alma ağacı olması, derenin de içinde olması. Rivayete göre tabi artık onu sunumda da bilgi verilecek. Bir vergi dairesi mensubu,
haznedar, Osmanlı haznedarı buraya geldiğinde elma ağacında epey bir yüklü miktar elmasını görmüş. Vergisini almak üzere işte net olarak da bir kilo veremeyiz. Epey bir bol elma görmüş. İşte artık demiş burası Almalı Dere kalsın diye ismini o koymuş. Evet. Peki muhtarım şu anda kaç nüfusunuz var? Bu insanlar burada geçimini neyle sağlıyor? Göçmenlik geliyor mu buraya göçmenlerimiz? Buraya yatırımlar yapıyorlar mı evlerine olsun? Şimdi efendim 89 göç öncesi 1250 nüfus var idi. Tabii ki o zaman çocuktuk. Şu an malum göç olayı epey bizi üzdü. Şu an 280-300 civarı zaten her sene birkaç aile gitmekte. Malumunuz göç Türkiye olsun, dış ülkeler olsun ve yurt içi göçler yaşanmakta şu an. Bu insanlar burada geçimini neyle sağlıyorlar? Hayvancılık var mı? Büyükbaş bakılıyor mu burada? Büyükbaş hayvancılık az. Bir 10-20 tane maksimum. Tarımcılıkla ilgilenen var mı? Tütün. Bahçe konusunu herkes kendine satım amaçlı değil, kendine erzak tahsisatı için yapılır. Kışları için şimdiden halk başlamış hazırlığa. Gittiğimiz köylerde bunu görüyoruz. Kendi çapında bir şeyler yapıyor insanlar. İşte burkan yapıyorlar. Şunu söyleyelim, tütüncülük genelde Bulgaristan'da şu an çok kötü diyorlar. Sizce nasıl muhtarım? Efendim, tütüncülük epey bizi üzdü diyebiliriz. Artık ilgili makamlar bunu ele alsa seviniriz. Daha güzel olur. Dikkat çevrilirse tütüncülük sektörüne. Evet, peki bugün kimler gelecek bu etkinliğe? Kısaca bir programdan bahsedelim. Kimler buraya teftiş edecek? Öncelikle programı düzenleyen, etkinliğe katkısı sağlayan Recep Ali Çavuş abime, benim amcaoğlu sayılır kendisi, şükranlarımı sunmak isterim. İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Allah razı olsun. Allah başarılarına daim etsin diyelim. Hep yanımızda oldu. Şu an aramızda bulunan başkan yardımcısı bulunmakta. Allah razı olsun, 3 gündür epey yanımızda. Adil Bey, çok çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı hepsine. Artık Ali Bostancı iş adamı, Bursa iş adamı Ali abimiz, bizim kardeşimiz gibi bildiğimiz bir abimiz. Allah razı olsun, o da bizi yalnız bırakmadı. Evet, gerçekten de şunu söylemek istiyorum. Böyle kişiler çok az kaldı, memleketini unutmuyor. Buraya çok sık geliyor. Buraya manevi maddi destek çok büyük yapıyor. Zaten Bursa'da işiyle gerçekten çok iyi bilinen birisi. Teşekkür ediyoruz Ali abimize de buradan. Sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Son olarak buradan göçmenlerimize, buradan göden giden karıştı lafla. Buradan giden misafirlerimize, buradan giden halkımıza ne söylemek istersiniz? Allah bahtlarını açık etsin diyelim. Başarılarını daim etsin. Bizi de unutmasınlar. Bir ricam muhtar olarak da bizi de unutmasınlar. Gelsinler burada evlerini, tamiratını yapsınlar. Bu kısa dünyada yapılacak kardeşlik, komşuluk, artık çevre olarak da epey bir azaldık. Tabiri caizse kalbimiz epey bir daraldı. Ayrıca katkılarından dolayı Koşukava Köresi Kültür ve Dayanışma Derneği Bursa, Basır Şen'e, Sabri Şen'e, Sabri Hatupoğlu'na buradan sevgilerimi, saygılarımızı gönderirim. Çok büyük emekleri var. Gerçekten de ben de onlara teşekkür ediyorum. Artık bir aile olduk. Burada bir çalışmalar yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrardan muhtarım sizlere. Efendim, öncelikle sizin ekibinize de ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık diyelim. Bizi unutmadınız. Bugün de katkıda bulundunuz. Allah razı olsun. Başarılar dilerim. Allah daim etsin diyelim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı?
ışığını ayrılan kavuşmaz mı? Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını ayrılan kavuşmaz. Evet değerli Rumeli TV izleyenleri, bizler Rumeli TV ekranlarında sizlerle beraber dediğimiz gibi Elmalıdere etkinliklerinde sizlerle birlikteyiz. Yanımızda çok değerli misafirlerimiz var. Her birine mikrofonumuzu uzatacağız. Soruları olacak. Kendilerini tanıtacaklar. Yanımızda şu anda yakından, çok yakından tanıdığımız Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmet var. Geçen Koşukavak'ta çektiğimiz programda kendisiyle tanıştık. Şimdi bir fırsat daha buluyoruz röportaj için. İlk önce başkanıma hoş geldiniz, sefalar getirin diyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Nasılsınız görüşmeyeli? Halimize şükür, sizi sormalı. Biz deyiz, çok teşekkür ederim. İlk önce Türkiye'den gelen misafirlere en önemlisi olan bu toprakta, bu vatanda büyümüş, eğitim almış, gitmiş, çok ilerlemiş, iş yerini kurmuş, hanesini düzmüş ama her şeye rağmen doğduğu toprakları unutmamış olan insanlara teşekkür ederim ve minnettarım. Onların yaptığı şu gün bizim burada mevlid, Allah kabul etsin, Allah razı olsun diye söylüyorum. Tekrar nasibine söz veriyorum. İnşallah elimizden geleni hep beraber. Evet. Peki bu cami için bir şey söylediler bize. Bu caminin tadilatı yapılacakmış. Ne söylemek istersiniz? Söz verdim. Adil Bey sağ olsun. Onun esasında arkadaşların isteğiyle beraber şu solda olan bölgeyi ileriye kısmet nasip yeniden bu mevlid yapıldığı zaman değişimini göreceksiniz. Evet, inşallah görürüz bunu tekrar. Allah bir etkinlikte etsin. Daha buluşmak dileğiyle. Yanımızda şu anda da Adil Bey var. Adil Bey sizi tanıyalım. Bursa İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu. Biz de bu sene ikincisi belediye olarak bu manevi etkinliklere katkı sağlıyoruz. Bugün Almalıdere'deyiz. Çok mutluyum, çok gururluyum. Niye? Buradaki dostlarımızı, buradaki kardeşlerimizi görünce ve bu maneviyatı yaşattıkları, bu gelenekleri yaşattıkları için örflerine, adetlerine ve geçmişe olan saygılarından dolayı bu etkinliği düzenledikleri için çok mutluyum. İnşallah buralar daha da güzelleşecek. Gerekirse biz de katkı sağlayacağız. Sabihan Başkanımız söz verdi. Buraları daha güzel güzelleştirecek, tesviye edecek, üstünü kapatacak. Ben bu etkinliğin düzenlemesinde sebep olan değerli Mehmet Çavuşoğlu'na, Recep Ali Çavuşoğlu'na ve arkadaşlarına hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel programlar düzenleyecekler. Bunu uzun yıllar yaşadıkları sürece geleneksel hale getirerek sürekli yapacaklar. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Değerli başkanımızı, buradaki insanlarımızı, dostlarımızı tanımaktan çok mutluyum. Bütün ilçe halkımızın selamlarını getirdim onlara. En kısa zamanda da belediye başkanımızı İnegöl'de ağırlayacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Dobredan. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de yanımızda Koşukavak Kültür ve Dayanışma Derneği Bursa'nın başkanı Basır Şen yanımızda. Basır abimiz yanımızda. Abi ilk önce seni tanıyalım. Basır Şen, Koşukavak Göçmenleri Dernek Başkanıyım. Evet. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen İnegöl'den ve İzmir'deki Koşukavak kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca medya olarak bizi yalnız bırakmadığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Her etkinliğimizde sizi görüyoruz. Görmekten de memnun olduk. Bu arada biliyorsunuz önümüzde mahalli seçimlerimiz var. Oy kullanan tüm kardeşlerimize ben seslenmek istiyorum. En yakın zamanda oy hakkı olan tüm kardeşlerimiz gelsinler. Buradaki bizim Halk ve Özgürlükler Partisi'ni desteklemelerini istiyoruz. Biz de dernek olarak onların Bulgaristan'a gelmeleri için elimizden geleni yapacağız. Evet. Allah kabul etsin diyorum. İnşallah seneye başkanım da söz verdi. Çok daha iyi bir etkinlikle. Biraz sonra güreşlerimiz de olacak. Akşam eğlencelerimiz olacak. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Şimdi geldik zurnanın zürt dediği yere. Yanımızda Recep Ali Çavuşoğlu mu da abi? Evet, doğrudur. Evet, bu organizasyonun en büyük emekçilerinden, en büyük gerek manevi gerek maddi desteği olan genelde burada çok iyi bilinen bir sınavı evet, bu Elmalıdere'de. Seni tanıyalım abi. İsmim Recep Ali Çavuşoğlu. Almalıdere köyündenim. 20 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Bu Almalıdere Derneği organizasyonunun edenlerden birisiyim. Evet. Üçüncüsü düzenlediğimiz bu organizasyona bütün gelenlere ve gelemeyenlere herkese çok teşekkür ediyorum.
Allah hepinizden razı olsun. Bunun yapmamızın amacı dayanışma. İşte sıla-i rahim bir nevi akrabalık. Bizim buradan gidenleri bir arada tutmak ve birbirimizi unutmamak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizlere. Ben de teşekkür ediyorum, size de çok teşekkür ediyorum. Sağ evet, olun. Evet, değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Elmalıdere'de burada da artık misafirlerimiz geldi. Şimdi isterseniz yavaş yavaş burada halkımızla röportajlar yapmaya başlayalım. Hal hatır sormaya gidelim. İsterseniz ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi Elmalıdere'nin güzel görüntülerini sizlere aktaralım. Ve ardından bakalım kameramıza kim gelecek. Değerli Rumeli TV izleyenleri, bizler Rumeli TV ekranlarında Bağımsız Yolcu programıyla sizlerle beraber Elmalıdere etkinliklerini sizler için an ve an takip etmeye, burada halkla buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımızda şu anda da burada mutfak kısmının nasıl diyelim aşçısı var, Ahmet abimiz var. Sosyal medya üzerinden onunla bayağı bir konuştuk. Kısmetmiş bugüne görüşmek. Abi seni tanıyalım, ismin soy ismin. Ben Ahmet Çavuşoğlu, İzmir'de ikamet ediyorum. Ben de bu köyden göçmüş bir köylüyüm. Vatandaşım. Elmalıdere'lisin. Evet, Elmalıdere'ye hoş geldiniz diyorum sizlere. Hoş bulduk diyoruz abi. Abi burada kaç kilo pilav yapıldı, kaç kilo et kullanıldı? Kısaca bir bahseder misin? Bugün yaklaşık 1100 kişilik bir yemek organizasyonu yaptık. Bu organizasyon süreci tabii ki çok uzun bir süreç. Daha 15-20 gün önceden organize ediliyor. Buradaki etkinlikte bütün köylüler aktif. Buradan şehir dışına göçenler, yurt dışına göçenler, bu köyden göçenler, herkesin bu etkinlikte emeği var. Herkese teşekkür ederiz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Peki bundan başka kimlerin emeği geçti? Özellikle Recep Ali Çavuşoğlu'na buradan sevgiler gönderelim. Recep Ali abimizin, İzmir'deki yönetici arkadaşlarımızın, herkesin emeği var. Bütün köylülerin, katılan ve katılmayan herkesin bu yemekte katkısı var. Evet. Sen kimlere selam göndermek isteyeceksin? Ben önce bütün tanıyan, beni tanıyan herkese çok selam ediyorum. Evet. Ayrıca İzmir'de bulunan eşime, oğullarıma çok selam ediyorum. Evet değerli izleyenler, bizler Rumeli TV ekranlarında sizlerle beraber Almalıdere'deki çekimlerimize devam ediyoruz. Yanımızda şu anda komşu köylerden gelen bir abimiz var. Malkoçdere'den geldin, değil mi abi? Evet. İsmini öğrenebilir miyim? Ben İdris Malkoç olarak Malkoçdere'de... Köy senin ismi ne? Efendim? Köy senin ismi ne? Malkoç. Evet. Aynen öyle. Yaşın kaç abi? Yaş sorma, 50. Yaş 50 göstermiyor mu hiç abi? Göstermiyor mu? Ha, genç yok. Genç kaldık biz. Evet. Bizim Malkoçdere dere olduğu için her vakit için önemlidir suyumuz. Evet. Hepsi köyler, zaten hepsi köyler dere olarak geçiyor. Niye böyle? Öyle olmuş zamanında, derenin içinde kalmıştık. Ondan dolayı evet. Dere geçiyor. Şeyden dolayı. Derelerden dolayı. İyi yolundan dolayı. Ha, evet. Zaten Osmanlı döneminde köyler derelerin kenarlarına yapılıyormuş. Daha kolay olsun diye insanlar için. Bize öyle anlatıldı valla. Evet evet. Bize de öyle anlatıldı. Eskilerden biz de öyle duyduk. Öyle devam ediyoruz şeylerimizi. Evet. Kimler var Türkiye'de? Kimlere selam göndermek istiyoruz? Bütün Bulgaristan göçmenlerine, herkese çok çok selamımı iletiyorum. Senin özellikle selamlamak istediğin kişiler benim yok mu? Her ayrım yapmıyorum. Herkese. Herkese. Tamam, evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Bir de ne demek istedik? Herkese şu mevlidimiz mübarek olsun. Evet. İnşallah seneye tekrarını görelim. İnşallah. Tabii sizler komşu. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz tamam. Komşu değiliz ya. Hep birlikteyiz biz. Ha güzel. Komşu hoşuma gitti. Biz. Tamam. Hep birlikteyiz. Tamam. Thank you.
geçiyor üstünden, kaldır başını. Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını. Al mendili sen. Evet değerli izleyenler, bizler Rumeli İlçe ve ekranlarında Elmalıdere etkinliklerinde sizlerle beraberiz. Her hafta Bulgaristan'ın farklı bir köşesinden sizlere sesleniyoruz. Dediğimiz gibi geçtiğimiz haftalarda Silistre bölgesinde sizlerle beraber çekim yaptık. Deli ormanları tanıdık. Farklı bölgelerde sizler için olduk. Orada halkın nabzını ölçtük. Ve orada çok farklı kişilerle tanıştık. Buraya geldik. Şimdi de Elmalıdere'lerle tanışıyoruz. Yanımızda bir abimiz var. Büyük ihtimalle göçmensiniz. Evet, göçmenim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben kendim İzmir'de yaşıyorum. Fakat burada Elmalıdere'den göç ettim 1990 yılında. Ben Akif'in Mehmet Ali Mustafa'sıyım. Şu anda İzmir Sarnıç Mahallesi'nde yaşamaktayım. Evet. Kaç göçmeniz? 89 herhalde. Evet, 89 göçmeniyim. 89 göçmeniyim. Evet. Neyle uğraşıyorsunuz İzmir'de? Şu anda ben kendim emekliyim fakat evet. Otomotiv sanayinde emekli oldum yani. Evet. Her yıl geliyor musunuz buraya? Bu üçüncü yıl her yıl gelmekteyiz yani. Evet, evet. Çok büyük bir etkinlik oluyor burada. İnsanlar bir araya geliyor. Evet. Ne söylemek istersiniz buradan bu organizasyonda emeği geçenlere? Burada organizasyon geçen, emeği geçenlere herkese çok teşekkür ederiz. Bütün bu civar köylerden gelen köylerimize de teşekkür ederiz. Evet. Kimlere selam göndereceğim abi? Bir isimlerini söyle sevdiklerini Rumeli Televizyonu'nda. Burada bütün Almalı'dan göç edenlere herkese selamım var. Bir tane bekliyoruz. Bütün gelemeyenleri de bekliyoruz. Katılmalarını rica ediyoruz yani bu etkinliğe. Bu çok önemlidir bizim Almalıdere'liler için. Evet, birlik beraberlik olma dönemi diyorsun. Evet, birlik beraberlik olma dönemi. Burada insanlar şimdi geliyor. Türkiye'den olsun, Avrupa diğer ülkelerden olsun. Burada Bulgaristan'ın diğer köylerine göç eden insanlar hepsi gelip burada birbirinden hiç olmazsa görüşme fırsatı oluyor. Evet, abi. Gelmeyenlere de gelmesini arzu ederim. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Burada selam. Özellikle İzmir'de ki ne diyeyim artık kendi aileme. Evet değerli izleyenler, bizler Rumeli TV'de sizlerle beraber burada halkımızla tanışmaya devam ediyoruz. Ben sosyal medya üzerinden özellikle buraya gelmeden önce konuştuğum kişilerden bir tanesi Hüseyin Uslu abimiz yanımızda. Birinci yazdı o bana zaten bu etkinliğe davet için. Sonra da işte bazı kişilerden davet aldık ama vesile nasıl diyeyim size bu abimiz oluyor. Abicim ilk önce merhabalar diyoruz sana. Nasılsın? İyiyiz, teşekkür ederiz. Size de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk abi. Çok sevindik etkinliğimize katıldığınız için. Kendini tanıt abim, ismin, soy ismin, yaşın. Hüseyin Davutoğlu geçiyor burada köyde. Bu köyde doğma büyümeyim ama şu anda İzmir'de yaşıyorum. Sarnıç köyünde, Gazi Emir ilçesi. İşte kimden geldin buraya abi? Ailemden geldim. Ailemden geldim. Her sene bu etkinlik oluyor yani üçüncü sene. Ama inşallah daha yaygın olur bundan sonra. Gelecek senelerde Allah'ın izniyle. Herkese de tavsiye ederiz. Katkılarda bulunur. Gelsinler. Davet ediyoruz herkesleri yani. İyi bir şey oluyor gerçekten. Evet abi. Evet. Ben buradan özellikle senin ailene selam göndermek istiyorum. Hatice Uslu'ya selam göndermek istiyorum. Onlar da öğretmen şu anda. Evet, geldi mi o da? Yok, gelmedi. Buradan Hüseyin abimizin ailesine selam olsun, oğluna selam olsun. Röportaj yapmak istedik ama gelmedi bir türlü, kandıramadık. Evet, teşekkür ediyoruz sana abicim. Çok sağ olun. İnşallah yine buluşuruz başka bir yerde. Bir kapıyı kapayalım, gene açar babam. Allah büyüktür babam, hey. Dert etmen açar babam, aldırman açar babam. Kara gün geçer babam, hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, aldırma benim babam. Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınar.